Mutlu akşamlar değerli izleyenler. 29 Eylül bugün Line TV ekranlarından haber bülteni ile karşınızdayız. Bursa'da 2 yıl önce müteahhit tarafından 60 bin lira dolandırılan yaşlı adam paranı geri vereceğiz denilerek 3 bin lira daha dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan adamın bu anları kayıt altına alarak savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edildi. Önce yaşlı adamı 60 bin lira dolandırdı, ardından 3 bin lira daha aldı. Vicdanları sorgulatan bu olayın ardından zanlı tutuklandı. Bursa'da Dursun Sezer 2 yıl önce müteahhitle anlaştı ancak müteahhit inşaatı yarıda bırakıp kaçtı. Bunun üzerine avukatı vasıtasıyla mahkemeye başvuran Sezer'in 65 bin lira alacağı çıktı. Yarıda kalan evin inşaatını yine kendi cebinden çıkan parayla tamamlayarak oturmaya başladı. 2 yıl sonra telefonla Sezer'i arayan dolandırıcı alacağı 65 bin lira parasını bankaya yatırdıklarını ve parayı çekebilmek için 3 bin liralık bir dosya masrafı ödemesi gerektiğini söyledi. Sezer dolandırıcıyla bankanın önünde buluştu. Durumdan şüphelenen adam dolandırıcıyı videoya çekmeye başladı. 3 bin lirasını neden aldınız? Videosunun çekildiğini anlayan adam telefonu alarak bölgeden uzaklaştı. Yaşlı adam ise polis ekiplerine haber verdi. Zanlı kısa sürede yakalandı ve tutuklandı. Turizm sezonunun yoğunluğunun azaldığı şu günlerde dolandırıcılar yine de durulmuyor. Lüks bir otelin sitesini birebir kopyalayan dolandırıcılar 300 bin liralık vurgun yaptı. Lüks otellerin sitelerini birebir kopyalıyorlar, bu şekilde insanların paralarını dolandırıyorlar. Emeğe saygısızlık yapıyorlar, insanların emeğini çalıyorlar. Bunu engellemenin bir tek yolu var. Bunu yaptırmak isteyen, otellerde rezervasyon yaptırmak isteyen misafirlerimiz ya seyahat ajantalarından, bildikleri seyahat ajantalarına gidecekler veyahut da otelin o sitesinin gerçekten otele ait bir site olup olmadığını dikkat edecekler. Aydın Didim'de lüks otellerin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları rezervasyonlarla dolandırdı. 30 aileden 300 bin liralık vurgun yaptı. Buraya geldikleri zaman çok üzüldüler. Biz de çok üzüldük ama bizim elimizden de gelen hiçbir şey yok. Biz de şikayet edelim dediğimiz zaman da dolandıran ve dolandırılan arasında olan bir mahkeme bu olduğunu söylediler. Biz sadece ismimizin izinsiz şekilde kullanıldığı için web sitelerini bu şekilde hepsini kapattırdık. Fiyat araştırması yaptıklarında birkaç yerden aldıkları fiyatın çok altında makul olmayan bir indirimle fiyat veren birisi olduğunda bunu ciddi bir şekilde sorgulamaları lazım. Ayrıca otelin kendi kurumsal telefon numarasından arayıp bir daha teyit ettirmeleri lazım. Türkiye genelinde şu anda bununla ilgili şikayetler gelmeye başladı. O yüzden büyük bir ihtimalle eğer hassasiyet gösterilmezse, dikkat edilmezse sayılar çoğalacak. Bursa'da artan kira fiyatları öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'de de etkisini gösteriyor. Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla kente gelen üniversite öğrencileri fahiş fiyatlar nedeniyle kalacak yer bulamamaktan şikayetçi. Kira fiyatları uçmuş durumda şu anda. Üniversitelilerin dönüşüyle ev kiraları ve yurt bedelleri iki katına çıktı. Burası çok pahalı bir şehir. Öğrenciler asla yapamayacak diye düşünüyorum. Sadece kira değil, her şey çok pahalı. Bursa'da son dönemde daire kira bedellerinde yaşanan artışlar, üniversite öğrencilerinin okula dönmesiyle krize dönüştü. Yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime karar verilmesiyle üniversite öğrencilerinin yeniden ev aramaya başlaması, kiralık dairelere yapılan zamları daha da arttırdı. Başta 800-900 lira bandındaydı 2 artı 1 evler. Zaten çok küçük evler ve minimal şekilde dizayn edilmiş evler. Onlar şu an 1400'e bile bulamazsınız, 1500-1600 lira bandında. Yani iki katına katlanma var. Ayrıca sahibinden almaya kalkarsanız sahibinden 2 milyara kadar yükseliyor bu fiyatlar. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır evleri boş kalan ya da düşük fiyata kiralayan ev sahipleri, öğrencilerin okula dönüşünü fırsata çevirmeye çalışıyor. Fahiş fiyatlar veriyorlar. 2000 lira veriyor. 2500 lira sorduk az önce. 1 artı 1 eve 2500 lira para söyledi. Yani bu ilginç bir şey. Bu problem şu an herhangi bir emlak baksanız, herhangi bir ev baksanız internet üzerinden minimum 2 milyardan başlıyor evler. Bu cidden çok büyük bir problem. Hani ben de öğrenciyim, babamla geldim zaten buraya. Kendisi babam olur. Bir sürü kişi gelecek, öğrenci gelecek. Onların nasıl barınacağını ben de bilmiyorum.
Ben önceden tutmuştum dediğim gibi. Bir tık uygun fiyat tuttum. Hani kiralar arttığı için benden ayrı şeyler talep etmeye başladılar. Ben de zorunda olduğum için verdim. Yani yapacak bir şeyim yoktu. Pek çok ilde olduğu gibi Bursa'da da üniversite öğrencilerin barınamıyoruz çığlıkları yankılanmaya başladı. Yeniden yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarına gelen öğrenciler eğer KYK yurtlarına yerleşemediyse burada özel yurt veya ev arayışına girdiler. Ancak pandemi öncesindeki fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında iki kat fark olduğunu gören öğrenciler ailelerinden aldıkları paranın yanında bir de iş aramaya koyuldular. KYK çıkanlar da zaten sıkıntı yaşıyor. Ayrıyeten çıkamayanlar da sıkıntı yaşıyor. Hem öğrencinin hem kendi başına çalışması hem de aileden destek alması gerekiyor. Bir öğrencinin ailesinden alması gereken ücret nedir KYK yurdunda kalmıyorsa, özel yurt ya da evde kalıyor? Yurt dahil mi? 2500-3000 lirayı bulur. Fahiş fiyatlar nedeniyle kalacak yer bulamayan öğrencilerse eğitimlerini ara vermek durumunda kalıyor. Okulunu dondurmayı düşünen gelmek... Kardeşim var. İzmir'de okuyacak şu anda. Kalacak yeri belli değil. 4 gün sonra okulu başlayacak. Kalacak yeri belli değil şu anda. Barınma sorunları çözülsün istiyorum. Okulunu donduranlar oluyor. Umarım olmaz böyle bir durum. Yetkililer elinden geleni yapmalarını temenni ediyorum. Bursa'da bir gazete sahibi Necmi İnce bir iş insanından şantaj yoluyla para aldığı ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı. Devam eden dava süreci sonuçlandı. Gazeteci hapis cezası aldı. Şantaj yaptığı iddia edilmiş, para aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bursa'da bir gazete sahibi Necmi İnce, İznik'te iş insanlarından şantaj yoluyla para istemiş, iddiaya göre iş insanlarının yaptığı kaçak villaların haberini para karşılığı yapmayacağını söylemişti. İş insanıyla 7 Eylül 2020 tarihinde bir benzin istasyonunda buluşan Necmi İnce, paraları teslim alırken suçüstü yakalanmış, gözaltına alınmıştı. Geçmiş olsun Necmi Bey. Hakkınızdaki iddialara ne diyeceksiniz? Burada bakacak çaycısı. Geçmiş olsun. Tutuklu yargılanırken kısa bir süre sonra serbest bırakılan gazeteci şantajdan 1 yıl 8 ay hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda denetimli serbestlik kararı da verildi. Bursa'da şehir merkezinde alçak olarak uçuş yapan helikopter çevredekileri panikletti. Helikopterin daha sonra elektrik için çalıştığı ortaya çıktı. Helikopter alçaktan uçtu, Bursalılar büyük panik yaşadı. Bursa'da şehir merkezinde alçak uçuş yapan helikopteri gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Bazı vatandaşlar durumu anlamaya çalışırken bazıları da cep telefonlarıyla havadaki helikopteri kayıt altına aldı. Alçak uçuş nedeniyle vatandaşların panik yaşayarak polis ekiplerine ihbarda bulunduğu helikopter, elektrik dağıtım şirketi adına çalışıyordu ve direkler arasında uzanan elektrik tellerine uyarı balonu takıyordu. Bursa'da trafiği açık bir alanda bir kişi geri geri yürümeye başladı. Durumu fark eden sürücüler korna çalarak adama tepki gösterdi. Yolun ortasında bir kişi ters ters yürümeye başladı. Bursa'da gece geç saatlerde bir kişi yolun sol şeridinde tersten yürümeye başladı. Görenler korna çalarak tepki gösterdi. Diğer sürücülerin polis ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Kimliği belirsiz kişi polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. Bursa'da 1,5 yıllık pandemi sürecinde en yoğun günlerini yaşayan Bursa Şehir Hastanesi bir günde yaklaşık 11 bin, yılda ise 4 milyondan fazla hastaya ev sahipliği yaptı. Hastanede pandemiye rağmen 60 binin üzerinde de ameliyat gerçekleştirildi. Hasta kabulüne 16 Temmuz 2019'da başlayan resmi açılışı 4 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi hizmetteki ikinci yılını tamamladı. 6 hastaneyi içinde barındıracak şekilde inşa edilen hastane nitelikli sağlık hizmetleriyle öne çıkıyor. Sadece devlet hastanelerimizde günlük acillere başvuru sayımız yaklaşık merkezde 15 bine yakın. 15 bin kişiden bahsediyoruz. Bizim şehir hastanemizde poliklinik ayrı artı acilin günlük müracaatı 11 bin civarında. Yani 11 bin kişi buradan sağlık hizmeti alıyor bir günde.
Bursa İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz hastanede verilen hizmetlere değindi. Sadece Covid değil, bütün vatandaşımızın sağlık hizmetleri sürdürülmek zorunda. Ertelenemez bir hizmet sağlık. Dolayısıyla biz Covid'in yanında bütün ameliyatlarımızı, tedavilerimizi, fizik tedavimizden tutun, inmeleri, tansiyon hastalarını, şeker hastalarını hepsini hizmetini en iyi şekilde vermek durumundayız ve bunu da vermeye gayret ediyoruz. Osman Gazi Belediyesi yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kantin denetimlerine de başladı. Öğrencilerin daha sağlıklı beslenmesi için işletmelerin ruhsatları ve satılan ürünlerin de denetimi yapılıyor. Osman Gazi Belediyesi pandemi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda kantin denetimlerine de başladı. Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, işletmelerin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu, çalışma ruhsatları, tezgahların temizliği, vergi levhası ve diğer belgeleri ayrı ayrı inceledi. İşletme ruhsatı, hijyen ve yasaklı ürün satışı gibi konularda gerçekleştirilen denetimler yıl boyu sürecek. Faaliyet konusuna göre fayansı, davlumbazı, akar sıcak suyun olması gerekiyor. Kantinimizi denetlediler. Belediyemizin bu tip projeler yapması, kantinleri denetlemesi hem öğrencilerimizin sağlığı için hem de kantinlerimizin daha sağlıklı ve temiz olması için çok önemli ve yerinde bulduk. Meli ayda bir, iki ayda bir hem kantincilerin kendilerini böyle çeki düzen vermeleri hem de sağlık ve hijyen açısından önem arz ediyor. İstanbul Esenler Belediyesi destekli kadın kooperatifi Bursa Yıldırım'daki kadın kooperatifleriyle Bursa'da bir araya geldi. Kadınların ürettiği ürünlerle fikir alışverişinde bulunuldu. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kadın kooperatifleriyle İstanbul Esenler'deki kadın kooperatifi Kadınlar Girişimi yöneticileri Bursa'da bir araya geldi. Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden kadınlar tecrübelerini anlatarak fikir alışverişinde bulundu. Burada işbirliği, tecrübe paylaşımı ve buradaki ticari ilişkilerin yürütülmesi noktasında bilgi almakta, sahayı yakından görmek, bir teknik anlamda bilgi sahibi olmaktı. Bu anlamda da kooperatif başkanımızdan son derece geniş bilgiler edindik. Oktay Bey'e, belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz kadın kooperatiflerine sunmuş olduğu desteklerden dolayı. 7 olduk, hedefimiz 14. Kooperatif kurulması Yıldırım ilçesinde. Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz bu konuyu özellikle kadın çalışmalarını ve kadın kooperatiflerini gelişmesi, kalkınması ve ticari anlamda da yol almaları açısından büyük destekler sağlıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın çalışmalarıyla bir yatırımcı firmayla anlaşma sağlandı. Firma işçi alımı için Yenişehir'le anlaştı. Belediye sayesinde 200 kişiye istihdam sağlanacak. Yenişehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilçeye gelecek yeni yatırımcı firmayla ilçedeki vatandaşlara istihdam sağlanacak. İş arayanlara müjdeyi Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın verdi. Cumartesi günü itibariyle sözleşme imzalandı ve faaliyete başlandı. İşçiler eğitim alınacak. Yaklaşık 550 civarında Yenişehir halkımızı İnegöl'de iş sahibi yaptık. Şu anda firma yetkilileriyle yapılan görüşmede yeni açılacak yere en az 150 kişi. Bunlar tabii kursa tabi tutulacak. Bir ayda 50 kişi, bir ayda 50 kişi şeklinde. Ocak ve Şubat ayına kadar fabrikada çalışan kişi sayısı 200 bulacak. İnegöl Belediyesi ilçenin ünlü olduğu mobilya, köfte gibi konularının dışında hayvancılık konusunda da ilerlemek amacıyla bir festival düzenledi. Aynı zamanda Güllüdere Caddesi'ne de yeni bir yol açma çalışması başlatıldı. İnegöl Belediyesi, İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası ile İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali düzenlendi.
Alanyurt Pazar yerinde yapılan festivalde 120 padok alanında 25 farklı ırktan 750 hayvan sergileniyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek festivale 100 bin ziyaretçi bekleniyor. Şehrimiz güçlü bir mobilya üreticisi şehir. Mobilya üretiyoruz. Köftemiz var, turizm yapabiliyoruz, kaplıcamız var. Lakin bütün işler durabilir ama gıda tüketim hiçbir zaman durmayacak. Dolayısıyla böylesi bir stratejik alanda yatırımlarımıza devam etmek durumundayız. Gelecek nesiller için üretmeye devam edeceğiz sloganıyla yola çıkmış olduk. İnegöl Belediyesi aynı zamanda Cerrah Mahallesi Kalburt Sanayi Bölgesi'ndeki Güllüdere Caddesi'ne yeni yol açılması için çalışma başlattı. Bölgeye kurulan yeni fabrikalara ulaşımın kolaylaşması için 1 kilometrelik yol çalışmasını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Planda yol olan ama fiiliyatta açılmamış olan alanların bir an önce yol olarak yapılaşmasını sağlamak üzere ekiplerimiz burada ciddi bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Antalya'da bir kişi elinde çekiç ve tornavidayla üst geçidin asansör kabinine sökmeye çalıştı, suçüstü yakalandı. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden hırsız Recep'im türküsünü söylemeye başladı. Hırsızlık yaparken yakalandı, Recep'im türküsünü söyleyerek polis merkezine götürüldü. Antalya'da bir kişi elinde çekiç ve tornavidayla asansör kabinini sökmeye çalışıyordu. Bu işlemin birkaç kez tekrarlanmasının ardından mahalleli şüpheliyi polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler hırsızı suçüstü yakaladı, şahısı polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan hırsız polis merkezine götürülürken gazetecileri fark etti ve türkü söylemeye başladı. İstanbul Eyüp Sultan'da elektrik bakım onarım çalışması yapan ekibin aracı kontrolden çıktı, yokuştan aşağı kaydı. Park halindeki diğer aracı istinat duvarından aşağı düşürdü. Elektrik bakım aracı kontrolden çıktı, park halindeki bir aracın istinat duvarına düşürdü. Anne ve çocuk iki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın adresi İstanbul Eyüp Sultan, elektrik bakım onarımı yapan ekibin aracı çalışma sırasında bir anda kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayarken çarptığı park halindeki araç istinat duvarından aşağı düştü. Elektrik işiyle uğraşan arkadaşlar yardım ediyordu, hani kabloların sonunu takmışlardı, sabahtan elektrik yoktu. Yan ayaklıkları var bunların açılan. Yanında bir genç arkadaş vardı, ayaklığı kullanan o operatörün. Bir de yaşlılar vardı, sen ne yapıyorsun dedi. Çocuğun el ayağı birbirine karıştılar bilmiyorum. Bir anda kolları indirince arabanın da freni asılı değildi. Geri kaydı, arabayı tutmaya çalıştılar. Ayakları altında kaldı ama buraya çarptı. Bakım onarım aracı duvarda asılı kaldı. Aracın düştüğü yerde bulunan Elif Göğüs yanındaki çocuğunu da çekerek son anda kaçabildi. Annelik bambaşka bir şey zaten. Kadın üstüne taş yağdı, aracı çekti. Sonra kadınlar vardı, araba bu dolma. İki kere askıda kaldı. Sanki kadınların kaçması için zaman verdi. Yani Rabbim büyük. Askıda kaldı, sonra devreli kadının yanına gittik. Ayağı kırılmış. Çocukla diğer iken, hani iki tane çocukla bir annede hiçbir şey yok Allah'a şükür olsun ama yani bu yokuşu yapmaları lazım. Bu saçma bir yokuş yani. Burada böyle bir yokuş olmaz lazım yani. Kütahya'da bir kişi eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede havaya ateş açıp polisin dur ihtarına uymadan kaçtı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam dere yatağına uçtu. Olay yerinde hayatını kaybetti. Havaya ateş açtı, polisten kaçtı. Aracıyla dere yatağına uçan adam hayatını kaybetti. Kütahya'da yaşandı olay. Polis ekipleri uygulama yapıyordu. Bu sırada eğlence mekanlarının olduğu bölgede bir kişi otomobilinden havaya ateş açtı. Bunun üzerine polisler şahsa dur ihtarına bulundu. Fakat kişi kaçtı. Kısa süre sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden adam dere yatağına uçtu. Şu taştan. Bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın havaya ateş ettiği silaha el konuldu. Akdeniz Üniversitesi'nde yeşil bitkiden COVID-19 aşısı üretildi. Kokteyl aşı adı verilen aşı da insan deneylerine geçiliyor. Yeşil bitki yapraklarından aşı üretildi. İnsan deneylerine başlanacak.
bu aşının çok ümit verici, yani mevcut varyantlara karşı etkili olacağını söyleyebilirler. Akdeniz Üniversitesi'nden 1,5 yıldır üzerinde çalışılan kokteyl COVID-19 aşısının hayvan ve canlı virüs deneyleri tamamlandı. İnsan deneylerinin başlanacağı aşının mevcut varyantlar üzerinde etkili olabileceği gibi çocuklarda da güvenli kullanabileceği bildirildi. İnsanlar için kullanılan bütün aşılar spike protein bazında yaranmış aşılardır. Ve demeli mevcut mutasyonların, varyantların emele gelmesi elbette ki bu aşıların etkiliğine tesir edebilir. Çalışmalar çok başarılı tamamlandı. Yüksek antikor üretilmesini biz kanıtladık. Yani biz artık bütün işlerimizi başa çatmışız. İnsanlar üzerinde deneylere geçmeye çoktan artık hazırız. 1 kilo bitkiden 5000 doz aşı çıkabiliyor ve bu sayede de aşı üretim konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Ekvador'daki cezaevinde çeteler arasında çatışma çıktı ve silahların, bıçakların kullanıldığı çatışmada 24 mahkum öldü, 48 mahkum da yaralandı. Cezaevinde çatışma çıktı, 24 kişi öldü. Ekvador'da bulunan bir cezaevinde çeteler arasında kavga çıktı. Çatışmada el yapımı bomba, silah ve bıçaklar kullanıldı. Birbirlerine saldıran mahkumlardan 24'ü öldü, 48 mahkum da yaralandı. Olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda polis ve asker cezaevine sevk edildi. 5 saatlik operasyonun ardından mahkumlar arasında kontrol sağlandı. Cezaevinde de tekrar bir düzenleme yapıldı. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'daki yanardağ 19 Eylül'de aktifleşmişti. Yanardağ lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra lavlar adayı aştı ve Atlas Okyanusu'na da ulaştı. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda La Palma'daki yanardağ püskürmeye devam ediyor. 19 Eylül'de faaliyete geçen yanardağ önce adada yaşayan vatandaşları evlerinden etti, şimdi de adanın dışına taştı. Atlas Okyanusu'na ulaştı. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı Müdahale Komitesi açıklandı. Lavlar 589 evi, muz tarlalarını ve 21 kilometrelik yolu yok etti. İlk patlamadan bu yana yaklaşık 6 bin kişi de evlerinden tahliye edildi. Şimdi de lavların okyanusa ulaşmasıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. TFF 1. Lig'de 8. haftayı maç yapmadan geçecek olan Bursa Spor, milli arayla birlikte oluşan arayı Kocaeli'de kamp yaparak değerlendirecek. Bursa Spor kampa gidiyor. Gelecek haftayı maç yapmadan geçirecek olan yeşil beyazlı takım, sonrasındaki milli arayı da düşünerek Bursa'dan uzaklaşacak. 1-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de kamp yapacak olan Bursa Spor'da 2'de hazırlık maçı yapılması planlanıyor. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Milli arayla birlikte ligin 8. haftasını da maç oynamadan geçirecek takımımız kamp çalışmalarını 1-11 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de yapacaktır. Bursa Spor'la da bülteni noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın 19'da buluşmak dileğiyle yine. Hoşçakalın.